Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalımın başına çok kötü bir şey geldi. Bir ara kanalımı dondurmak zorunda kaldım ve kanalı geri açtığımda ne abonem kaldı ne de takip ettiğim bir sayfa. Abonelerim sıfırlanmıştı, videolarım sıfırlanmıştı, silinmişti ve benim abone olduğum kanallarda abone gözükmüyordum artık. O yüzden takip ediyorduysam ve şu an aboneniz gözükmüyorsam kusuruma bakmayın, benim elimde olan bir şey değil. Lütfen bu sebeple siz de takip ediyorduysanız beni tekrardan abone olun. Böyle bir şey oldu yani, üzüldüm ben de. Bugünkü videonun amacı bir okuma maratonu yapıyoruz. Bunu da 3 booktuber arkadaşımla beraber yapıyorum. Kitapsever Karadut, Meray ve Gecenin Kütüphanesi ile birlikte yapıyoruz. Onların da sayfalarının linkini aşağıya bırakacağım. Onlarınkilerine de bakabilirsiniz. Şimdi şöyle yaptık. Artık her ay bir okuma maratonu düzenlemeye çalışacağız. Ve bu okuma maratonu için 5 kategori seçtik. Ve bir hafta içerisinde bu 5 kategori uygununda 5 kitap seçtik. Ve bir hafta içerisinde bu kitapları bitirmeye çalışacağız. İlk kategori yarım kalan bir kitap veya hala şu anda okumakta olduğumuz bir kitap. Bunu ben The 100'ın 3. kitabı olan Eve Dönüş kitabını seçtim. Kitap tabii ki kalın, oldukça normal bir kitap. İlk kitap olarak bunu seçtim. İkinci kitap olarak Çağdaş Türk Edebiyatı kategorisini seçtik. Ben de bu kategori için Çölün Feryadı, Habib Mert'in kitabını seçtim. Bu yazarın kitaplarıyla Siyanar Kitap Fuarı'nda tanıştım. İlk kitabını oldukça beğenmiştim. Bu kitabı okumayı düşünüyorum. Öyle kalınlığı da böyle. Üçüncü kitap da bir şiir kitabı. Firu Feruzat'ın Bir Başka Doğuş isimli şiir kitabı. Bu yazar İranlı bir kadın yazar ve eseri Farsçadan çevrilmiş. Bunu özellikle merak ediyorum. İlk şiir kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Bunu da aynı şekilde okumayı düşünüyorum. Beğeneceğime eminim. Dördüncü kategori bir öykü kitabı. Bu kategori olarak Küçük Karabalığını seçtim. Evet, biraz mızıkçılık yaptım, kusura bakmayın kızlar. Böyle ince bir kitap. Ama söz veriyorum, bir sonraki okuma maratonunda bunu telafi edeceğim. Bu kitabı seçtim öykü kitabı olarak. Beşinci kitap ise okuduğumuz bir serinin devam kitabı. Ben de bunu Ay Günlükleri serisinin ikinci kitabı olan Scarlet seçtim. Ve evet, kalınlığı oldukça kalın. Yani normal şartlarda ben bunu zaten bir haftada falan bitirebilirim. Okuma maratonunda bunu okuyacağım. Maratonun zaten zor olan kısmı bu. Yani bu 5 kitabı topladığımızda bu kitapları okumaya çalışacağız. Bir hafta içerisinde. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Diğer 3 arkadaşımın da bu kategoriler altındaki okuma maratonunu merak ediyorsanız onların da linkini aşağıya koymuştum. Ayın 1'i yarın okuma maratonuna başlayacağız. Ve bittikten sonra o videoyu da buraya ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.